Kürt sorunu çözülmemiş bir mesele olarak sadece Türkiye'de, Suriye, Irak ve İran'ı da etkileyen, bölgesel bir niteliği olan ve çözülmemesi halinde süreç uzadıkça toplumsal barışı ciddi anlamda tehdit eden ve şiddet de üreten bir potansiyele sahip. Dolayısıyla bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ağırlıklı Kürt nüfusu tabii Türkiye'de yaşadığı için büyük ölçüde bir anlamda hani Türkiye'nin de bir sorunu demiş olursak abartmamış oluruz. Dolayısıyla bu atmosferde yani Filistin'in gölgesinde de kalmasına müsaade etmeyerek bunun da çok önemli bir sorun olduğunu, bölgesel bir sorun olduğunu ifade etmek bakımından ortaya çıkmış bir deklarasyondu. Dediğiniz gibi birçok işte gazeteci, düşünür, aydın, siyasetçi arkadaşımız bu metni imzaladılar. Metnin temel çağrısı çözümsüzlüğün sürdürülebilmesinin arkasına sığınarak statükonun devam ettirilmesini sağlamak mümkün değildir. Bunun barışı, toplumsal huzuru ciddi anlamda tehlikeye atan bir potansiyeli var. Ama bu potansiyeli dikkatten kaçırmayın ve bu meseleyi otorite sahiplerine, güç sahiplerine, özellikle siyasetçilere ve TBMM'ye bir uyarı olarak belirttiğimiz bir deklarasyon oldu. Şimdi şu anda Türkiye tabii özellikle son 2 yıldır ağır bir ekonomik bunalım yaşıyor. Yani 3 haneli enflasyonların yaşadığı bir dönem, korkunç bir hayat pahalılığı. Bunun tabii işte şeffaflık, işte ihalelerde yolsuzluk vesaire gibi bir takım sebeplerinin yanı sıra, onlar da olmakla birlikte önemli sebeplerinden bir tanesi de barışın hem Türkiye sathında hem Rojava ve Başur sathında tesis edilememiş olmasından kaynaklı. O halde yani Türkiye halkları bu işin hem toplumsal barışın hem toplumsal psikolojinin tesisi bakımından hem de genel ekonomik refaha katkısı bakımından meseleyi ele aldığı zaman buna büyük bir destek vereceğini söyleyebiliriz. Yani savaşın ekonomik maliyetini de tekrar halklarımıza anlatmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Öcalan'ın, İmralı'nın kapıları 32 aydır kapalı. Yani ne avukatları görüşebiliyor ne ailesinin görüşmesi mümkün. Bu şartlarda geçmiş çözüm sürecinin de örnekliğinden gördüğümüz kadarıyla çok etkili bir aktör olan Öcalan'ın kapılarının açılması Kürt sorununun çözülmesi bakımından da önemli bir aktörün devreye girmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hani bu aktörden feragat etmek ve o aktörün devreye girmesiyle hepimizin tanık olduğu o tekrar sükunat ortamına gitmemek için hiçbir sebep yoktur. O halde yapılması gereken Kürt sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özellikle grubu bulunan siyasi partilerin doğrudan gündemine alarak ve hükümetin de kendi yasaları ve mevzuatını çiğneme pahasına kapattığı İmralı kapılarını açmak suretiyle Öcalan'ın devreye girebileceği bir süreci yeniden başlatmasını talep etmek oldu. Önemli bir çağrıdır. Tabii 2013-2015 yılı içerisinde çözüm süreci dediğimiz süreç esasında siyasal iktidarın bir anlamda inisiyatif alarak doğru muhataplığı da inşa ederek yani Öcalan'ın da doğrudan muhatap olduğu bir süreci başlatmış. Ve Öcalan'ın tekrar devreye girmiş olmasının nasıl bir etkisinin olacağını 2013-15 yılları arasında yaşadığımız dönemden gayet iyi biliyoruz. O dönemde büyük ölçüde şiddet son bulmuştu. Çok çok büyük ölçüde. Toplumun geri kalan kesimi yani en fazla buna itiraz edeceği varsayılan işte Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz bölgesi gibi bölgelerindeki insanların da
bu huzur ortamını gayet benimsedikleri ve çözüm sürecine büyük ölçüde destek oldukları bir tarihi dönem yaşadık. Madem böyle bir tecrübemiz var ve madem o tecrübe toplumun bütün kesimlerince büyük ölçüde desteklendi, o halde yani Öcalan'ın kapılarını açmamak için hiçbir sebep yok. Açalım, tekrar kan dökülmesinin minimuma indiği, mümkünse sona erdiği ve toplumsal kesimlerin tekrar barış içerisinde olduğu bir süreç yaşayalım. Tabii bizim bu barış deklarasyonumuz daha sivil nitelikli bir deklarasyon. Çok önemlidir. Fakat bu deklarasyona hükümetin, devletin sahip çıkması esas çözümü doğuracak olan unsurdur. Dolayısıyla hani bizim yapmaya çalıştığımız şey, barış talebini dikkate alarak, bunu yükselterek ve doğru muhataplığın adresini göstererek siyasal karar alıcılar üzerinde bir moment oluşturma çabasıdır. Eğer bu moment bir hükümeti harekete geçirme şeklinde bir sonuç alırsa, tekrar 2013-15 arasındaki yaşadığımız türden bir sükunet ortamı ve bir barış ortamına tekrar gidebiliriz.